Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bizi Mevla ne için yaşattı ise, ne için halketti ise bizden ne istiyorsa onu bulmayı, onunla muvaffak olmayı ve o yolda ölmeyi nasip eylesin. Rabbimiz bize kurtulan bir müminin 5 vasfını söyleyecek. Ve tabiri caizse bizde bu 5 vasıf var mı diyerekten biz de bu vasfı kendimize arayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Sure-i Mümin 1. ayet-i kerime ve buradan yaklaşık 10 ayet-i kerime peş peşe bu aralarından 5 sınıf çıkıyor. 5 vasıf çıkıyor. Bismillah. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Muhakkak ki diyorum müminler felaha erdi, bitti. Şimdi müminlerin kurtulduğunu söyledi. Bir de bu müminlerin kim olduğunu söyleyecek. Yani biz Allah'a iman ettiğimizi söylüyoruz ama acaba Allah'a iman eden ve kurtulan müminin vasıfları bizde var mı? 1. Ellezinehum o kimseler ki 5 vasıf sayacak. Ellezinehum fi salatihim haşi'un. Onlar namazda huşu üzerinedirler. Şimdi huşuyu nasıl tarif etmek lazım? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namaz kılarken sakallarıyla oynayan birisini gördü ve onu göstererek buyurdu ki eğer bunun kalbinde Allah korkusu olsaydı vücuduna yansırdı buyurdu. Hatta Ebu Bekir'in Sıddık'ın radıyallahu anh hanımı beni diyor Ebu Bekir eşi oluyor. Namazda ben sallanırdım diyor namaz kılarken. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh beni namazda sallanırken gördü ve bana kızdı ve o kadar kızdı ki beni kovalayacak zannettim ve namazı az daha bırakacaktım. O kadar gazaplandı. Beni sallanırken gördü. Ve buyurdu ki ben Allah'ın Resulü'nden işittim ki sallallahu teala aleyhi ve sellem namazda bütün uzuvlarınız kemale ersin. Yahudiler gibi sallanmayın. Şimdi biz namazlarımıza bakalım. Şu an ilk madde. Yani bizim namazlarımıza hadis-i şerif de buna işaret edecek. Devam edeceğim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir sahabeyi görüyor ve onun namazını beğenmiyor. Yani zannediyoruz tadil erkansız kılıyor. Ve kılıp bitiriyor. Efendimiz ona hitaben irci fesalli fe inneke lem tusalli. Dön namaz kıl. Namaz kılmadın buyurur. Halbuki namazdan selam vermiş. Ama Efendimiz onun namazını namaz olarak fe inneke lem tusalli. Sen namaz kılmadın buyuruyor. Demek ki namazı olmamış. O namazını kılıyor. Selam veriyor. Efendimiz ona ikinci kez irci fesalli fe inneke lem tusalli. Görüyor onu. Yani demek peygamberimiz ona kabul olmadı diyorsa bizi görse ne der? Çok şey der. İkinciye bitiriyor, üçüncüye aynı söylüyor. Fe inneke lem tusalli, sen namaz kılmadın. Dön namaz diyor. Bu hadis-i şerif Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Buyuruyor ki, evet. İzâ kumte ilâ salâh, namaza kalkacağın zaman. Daha ilk maddeyi açıklıyoruz. Bu 5 vasıf. İzâ kumte ilâ salâh, namaza kalktığın zaman. Fekebbir, önce Allahu Ekber de tekbir getir. Fümme ekra mâ teyessere ma'ake minel Kur'an. Sonra sana kolayından geleni oku Kur'an'dan. Kolayına gelen oku. Fümme erkâ hattâ tedmainne râkiyan. Bir rükû et. Öyle rükû et ki onu gördüğü zaman birisi bu rükû ediyor. Mutmainne olacak kadar rükû et. Fümme erfâ hattâ te'adele kâimen. Sonra rüküden kalk kavmeye. Kalk düz ol. Öyle düz ol ki mescide giren seni normal kıyamdasın zannetsin. Öyle düz ol. ثُمَّ اَرْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَيْمًا Dümdüz ol. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ Bunu düz söyle. ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا Sonra bir secde et ki, yani kalbinde mutmain olsun ki ben secde ettim. سُبْحَانَ رَبِّيَ Yani araya bir peçete koysan, yani böyle silme geçiyoruz maalesef. Yani 3 kere سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى Bir de onu düşünmek. Yani onu düşünerek secde etsek, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى Ey yüce olan zat, senin bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, tenzih ederim. Şimdi bunun manası ve bunun manasıyla beraber yapılan bir secdeden ne kadar feyiz alınır. Sonra nap secde et, öyle bir secde et ki tam secde ettiğine gönlün ersin. ثُمَّ اَرْفَعْ حَتَّى تَدْمَئِنَّ جَالِسًا Sonra celseye kalk, düz ol. Çünkü ikinci secdeye gideceğiz. Dümdüz ol, öyle bir düz ol ki yani bütün vücut mutmain olsun, tam otursun eklem. وَفْعَلْ ذَٰلْكَ ف۪ي صَلَاتِكَ كُلِّهَا Bütün namazlarına böyle yap. سَمِيَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ Bazı böyle. Hemen ineceği için tam kalkmıyor. سَمِيَ اللّٰهُ لِمَنْ Gidiyor. Bütün namazlarında bunu yap. قَالَهُ Efendimiz bunu buyurdu. Limen ol bir kimse için lem يُعَدِّلْ اَرْكَنْ Rükûna yani tadil erkâna riayet etmeyene bu kişiye buyurdu bunu. Ama ona buyurdu ki lem tusalli namazın olmadı. İşte Hanefi mezhebine göre tadil erkansız kılınan namaz vaciptir. Yani vaciptir bu tadil erken. Vacibin olmaması namazın olmaması demektir. Çünkü bir namazda tadil erken yoksa
Biz seviş secdesi yaparız. Ama seviş secdesi de olmazsa, vacip de olmazsa namaz olmaz. Maalesef. Bu hadis-i şerife göre bu birincide kaldık. Kaldı 4 tane. Bakalım bu dördünden gireceğiz mi? Yani bir mümin Allah'a inanan bir mümin namaz inanacak, iman edecek ama kılmayacak. Yani sahabe bunun ölmüş olduğundan kanaat getiriyor. Sahabe kendi safında eğer arkadaşlarından birini görmezse iki şey aklına gelirmiş. Bu adam ya ölüdür ya kafirdir. Yani hem yaşayacak hem de aramıza katılmayacak. Bu adam kesin ölüdür, daha haberi gelmedi. Veya bu Allah'ı da Resulü'nü de inkar etti, o yüzden aramızda değil. Üçüncü olarak düşünemezlermiş namazı, huşu. Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Dolayısıyla birinci ayet-i kerimede bile takıldık. Bu birinci. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Birinci ayet-i kerime. Onlar namazlarında huşu üzerineler. Kurtulanlar bir. Bu. İki. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Onlar Allah'a ve Resulüne ait olmayan kelimelerin dışındaki bütün boş sözlerden kendilerini soyutlamışlardır. Allah ve Resulünün konuşulmadığı bütün konulardan yüz çevirmişlerdir. Konuşmalarının tümü Allah ve Resul'dür. Kâle Allah, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şu var, şöyle bir durum var. İnsanın evinde çoluğu çocuğuyla, hanımıyla Kur'an ve sünnetin dışındaki konuşmalarına da malayani demiyoruz. Ama şunlar olmalı. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hanımıyla, hanımlarıyla böyle şaka yolu atışırmış muhabbet için. Hanımlarıyla, çoluğu çocuğuyla onu sevmesi, sarılması, hafif yollu şakalaşması, bunlar sünnette var. Bunlardan yüz çevirmiş demiyoruz. Ama neydi yüz çevirmiş? İşte şu takım kaç kaç oldu? Şu filmin sezonu ne oldu? İşte felanca öldü mü kaldı mı? İşte o oradan şampiyon oldu mu? Bunlar bütün hepsi yüz çevireceğin şeyler. Bunlardan yüz çevirendir. Yoksa hanımıyla şakalaşmayan, çocuğuyla oynaşmayan değil. Ama biz ölçüyü kaçırdığımız için bize her şey düz. Cenab-ı Allah inşallah bu ikiye girmeyi nasip etsin. 3. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Allah'a şükürler olsun, bu işe direkt bodozama girebiliriz. وَالَّذ۪ينَهُمْ O kimseler ki لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Ferçlerini korurlar, yani zina etmezler. Mevla nasip etmedi kimseye, bize de nasip etmesin. 3 buydu. İlla ala ezvacihim. Ancak eşleri müstesna. Vellezinehum li furujihim hafizun. Onlar zina etmezler. İlla ala ezvacihim, ama eşleriyle yetinirler. Onda bir müsaade var. Daha ev ma meleket eymanuhum. Veyahut da elleri altındaki cariyeler. Şimdi cari yok. Eş diyoruz. Eşleriyle insan münasebet kurabilir. Bunu kınayabilir mi bir adam? Fe innehum gayru melumin. Onları kınayamazsınız diyor Allah. Müsaade ettim ben onlara. Ama şimdi tabii ki toplumun da onu kaldırması var. Toplumu onu kaldırmıyorsa zaten insan ne yapmamalı? Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu serruhu birinci hanımına 20 yıl bakmış yatakta. İsterse ikinci alır. Ama ona vefat edene kadar bakmış. Onları kınayamazsınız Allah buyuruyor. Femen ibtega verâi dâlik. Bunları aşarsanız, yani namazda huşu üzerine olmazsanız, bütün hepsi bunlar. Onlar ferslerini korurlar. Zekata verirler. Namazda huşu üzerinedirler. Eşleri müsaade edilmiş. Her kim bunları aşarsa diyor Mevla, feulaike humul adun. Haddi aşanların ta kendileridir onlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe efendimiz geldi. Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın en eftal ameli nedir? Ona buyurdu ki evlenmendir. Öbür sahabe geldi, ey Allah'ın Resulü, İslam'ın en eftal ameli nedir? Sadaka vermendir. Farklı farklı söylediğini gören sahabeler buyurdu ki, ey Allah'ın Resulü, İslam'ın en eftal ameli bir değil midir? Herkese farklı. İşte Efendimiz ondan ne eksik görürse onu söylüyordu ona. Bakıyordu ki bekar, bekar durması doğru değil, normal değil diyelim. Ona onu söylüyordu. Ama bakıyordu eve çok serkeşlik yapıyor. Hanımına çok kötü davranıyor. Buyururdu ki hanımına ve çoluğuna çocuğuna iyi davranman buyururdu. Vellezine o kimseler ki, bu da 5. sınıf. Li emanatihim ve ahdihim ra'un. Sözlerine, emanetlere son derece riayet ederler. Yani söz verdiği zaman veya söz konuştuğu zaman yalan söylemezler. Bu da müminin bir vasfı. Şimdi tekrar ediyorum. 1. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِمْ خَاشُونَ 1. Namazda huşu üzerine. Birinci vasıf. 2. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَعُلُونَ Zekatı hakkıyla verirler. 2. 3. وَالَّذ۪ينَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Zina etmezler. 4. Tabi zina etmezler ama eşleriyle yetinirler. Bu devam. 4. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ Emanetlere son derece riayet ederler. وَالَّذ۪ينَ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Ve 5 vakit namazı korurlar. Yukarıda bir namazdan bahsetti. Namazı genel söyledi. وَالَّذ۪ينَ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Yani salavat dediğimiz cemi bütün namazlarını korurlar. Tabi buradaki kasıt farz namazlarıdır.